Merhabalar. Meme kanseri video deodorantla ilgili belki birkaç video izlediniz. Makalede okumuş olabilirsiniz. Haberlerde de bununla ilgili ilgileri öğrenmiş olabilirsiniz. Ama biz farklı bir şeyden bahsedelim isterseniz. Bir kere meme kanseri genellikle koltuk altına yakın olan bölgede üst quadrant denilen bölgede görülüyor. Bununla ilgili birkaç teori var. Bunlardan bir tanesi özellikle deodorant ve terlemeyi önleyici kozmetik malzemelerin içerisindeki maddelerin buradan emildiği ve oradan da meme dokusuna geçtiği. Ve üstelik bir de koltuk altınızı tıraş ediyorsanız böylelikle bu maddelerin emiliminin daha da fazla olduğu düşünülüyor düşünüyor diyorum çünkü bununla ilgili çok elimizde uygun bir bilgi yoktu. Ama son bir çalışmada dokuda biriktiği kesinleşti alüminyumun ve meme kanseriyle arasındaki bağlantı da hemen hemen ortaya çıktı diyebiliriz. Bu videonun diğerlerinden farkı bu olacak. Alüminyum birikiyor meme dokusunda ve biliyorsunuz bu kozmetik maddeler östrojen etkisi yaparak özellikle ergenlik çağı ve öncesindeki Dönemde kötü etkiler yaptı ve mekanseri me için zemin oluşturdu düşünülüyor. Ve alüminyum DNA'mızın yapısını bozuyor. Genetik yapımız bozulmakla kalmıyor. Aynı zamanda tamir mekanizması da ortadan kalkıyor. Yani iki yönlü bir zarar söz konusu. Daha önce bir takım tartışmalar olduğunu söylemiştim. Hatta bazı görüşler var, hayır ilgisi yok, ilgisi var diyenler. Ee, Avusturya'da ve yapılmış bir çalışmada... 209 meme kanseri tanısı konmuş hasta ile 209 normal hasta karşılaştırılmış ve bunların 102 ile 59'unda yani bir grupta 102, diğerinde 59 kişi de meme dokusundan örnek alınmış ve incelenmiş. Dolayısıyla bu çalışma son derece değerli. Ve meme dokusunda alüminyum yüksek oranda bulunmuş. Ve günde eğer birden fazla deodorant kullanıyorsanız meme kanseri riskiniz daha yüksek. Bu konuda hani ergenlik ve öncesine dikkat çekmiştik. Bu çalışmada ise 30 yaş altında özellikle ve özellikle sıklıkla altını çiziyorlar. Günde birden fazla kullanımının meme kanseri açısından riski arttırdığı söyleniyor. Tabi sadece alüminyum değil paraben de aynı şekilde bu zararlı kimyasal maddeler arasında sayılıyor. Söylemiştim bundan önce hayır bir ilgisi yok diyenler de vardı. Hatta Türk Dermatoloji Derneği'nin bir derleme makalesinde de buna benzer bir görüş vardı. Ama yalnız bu vakalenin tarihi 2016, bu Viyana çalışmasının tarihi ise 2017. Ve nitekim ünlü firmalar ürettikleri kozmetik malzemelerin içerisine alüminyum içermez diye etiket koymaya başladılar. Doğal ürünlerden neodonatlar yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu çift taraflı bir pazarlama öyküsü. Neden? Onlar daha pahalı. Erkeklerde kötü bir etkisi var mı? Var. Meme dokusunu büyütüyor. Jinekomasti yapıyor. Onun için erkeklerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.